FETÖ'nün STV kanalı üzerinden birçok dizi yayınladığını, bunlar üzerinden propaganda yaptığını biliyorsunuz. Ancak bunların arasında bir tanesi çok dikkat çekiyor, yeri çok ayrı. Şubat Soğu dizisi. Bu Şubat Soğu dizisi 11 Eylül 2004 tarihinde STV'de yayınlanmaya başladı. Diziyi diğer FETÖ dizilerinden ayıran nokta çok daha direkt bir şekilde propaganda yapması. Dizinin yapımcısı Ahmet Gül adında bir zat. Şu an büyük ihtimalle mülteci olarak bir yerlerde yaşıyor. Ancak elbette Fethullahçı propagandasına devam ediyor. Demirtaşçı, HDP'li, wannabe seküler, top sakal vesaire, klasik neo FETÖ işte. Dizinin adı da elbette bir 28 Şubat alegorisi. İslam düşmanı askerler, bürokratları konu alıyor. Lanetliyor hatta dizi. Neydi istenilen peki bu süreçte? Şunlardı. 1. 8 yıllık kesintisiz eğitim. 2. Kur'an kurslarının Diyanet İşleri'ne bağlanması. Kaçak kursların önlenmesi. 3. Tarikatların faaliyetlerine son verilmesi. 4. Kılık kıyafet yasasının ödünsüz uygulanması. 5. Yeşil sermayeye kısıtlama getirilmesi. Tabi bütün bunlara girmeden dizinin ilk bölümünde göstermelik ana karakter, düşük bütçeli Polat Alemdar'ımız vardır. Ana karakterin babası gazetecidir ve cemiyeti araştırır. Cemiyet konusuna geleceğiz. Cemiyeti araştırdığı için cemiyet onu ve ailesini öldürür. Çocuk kurtulur ve emniyet onu oradan alır. Varan bir. Altın nesil. Yetimhanede birkaç acıklı sahne sonrası yeni ailesine kavuşur. Yeni ailesi eski ailesi gibi seküler değil, büyük bir Tahir Mutlu hayranı ve cemaatindendir. Onu bu cemaatçi aileye de emniyet müdürü verir. Varan 2. Cemaati üyelerin ailelerinden koparılmaları. Aynı emniyet müdürü yıllar içinde onu teşkilata alır ve adamımız polis olur. Tabi emniyet müdürü aileyle içli dışlıdır. O da Tahir Mutlu hayranıdır. Varan 3. Emniyeti ele geçiren Fethullahçıları aklama. Gelelim dizinin asıl konusuna. Başrol Tahir Mutlu adlı bir hoca karakteri. Karakterin bayağı Fethullah Gülen olduğu o dönemde zaten biliniyordu. Zaten diziyi diğer FETÖ dizilerinden ayıran nokta da bu. Bu arada Tahir ismi her türlü günah ve ayıptan arı olduğu için İslam peygamberine verilmiş bir ad. Soyad Mutlu ise bir Gülen çağrışımı. Dizinin senaryosuna göre hoca Türkiye'ye dönüyor. İkinci bölümün sonunda. Tabi bundan evvel iki bölüm cemiyet terör estiriyor. Bizler de adeta kurtar beni hocam diye bekliyoruz. Peki cemiyetin hedefi ne? Cemiyetin hedefi pek belli edilmiyor genelde. İslamiyeti yok etmek diyelim. Bunu açık açık söylemeseler de. Bildiğiniz Yeşilçam'dan fırlamış, Bond filminden fırlamış antagonistler gibiler. Sadece kötülük düşünüyorlar. Vampir gibi dolaşıyorlar ortalıkta. Hocamız TV'lerden döneceğini duyurunca cemiyet çıldırıyor. Hocamız bu arada Amerika'da değil, Orta Asya'da öğretmenlik yapıyor. Varan 4. FETÖ'nün Orta Asya faaliyetlerini aklama. Tahir Hoca'nın ilk sahnesinde trende bir yolcu onu tanıyor. ''Aa siz geri mi döndünüz? Babam siz gidince hüngür hüngür ağlamıştı. Şimdi çok sevinecek. Diyarbakır'da sizin sayenizde terör bitti.'' gibi absürt bir diyalog yaşanır. Tahir Hoca da her cevabıyla adeta mest eder. Bu sırada istasyonda Fethullahçı polisimiz ve yeni ailesi dört gözle hoca efendilerini bekliyorlardır. Varan 5. Fethullahçı polisleri aklama. Ancak sırf kötü oldukları ve hoca çok temiz ve imanlı ve mükemmel olduğu için polis, MIT, mafya ve tetikçiler kendisiyle ve talebeleriyle uğraşmaya başlar. Tabii hepsini yöneten Cemiyet adlı bir organizasyon vardır. Cemiyet tamamıyla Avrupa'yı görüntülü oyuncular tarafından canlandırılıyor. Beyaz Türk imajı çiziliyor. Askerler, polisler, istihbaratçılar, politikacılar kimler yok ki? Ellerinde içkileriyle Tahir hocamızı bitirmek için plan üstüne plan, zulm üstüne zulm yapıyorlar. Hoca efendisine karşı devleti ele geçirmek istiyor gibi asılsız suçlamaları anlayamayan düşük bütçeli Polat'ımız kendini araştırmalara başlar. Varan 6. Kumpasların meşru, Fethullah'ın suçsuz olduğu gösterilmesi. Amirim? Genel müdürlükten talimat geldi. Tahir Mutlu'yu şubeye getirmemizi istiyorlar. Efendim? Erdoğan Coşkun dün onun hakkında bir yazı yazmıştı ya. Tahir Mutlu'nun da şüpheliler arasında olduğunu düşünüyorlar. Amirim bir yanlışlık var. Onun bir işlerle nasıl bir ilgisi olabilir ki? Tarık. Emir kesin. Bir an evvel bulup buraya getirmemizi söylediler. En uygunu da senin gitmen diye düşündüm. Meseleyi usulünce anlatırsın. Büyük emirler şu yüzleri görülmeyen insanların oturduğu ve diğer STV dizilerinden de tanınan masadan gelir. Illuminati tarzı bir örgüttür ve hocanın dünyaya barış getirmesinden korkarlar. Tabi bunu anlamanız için biraz da FETÖ mitolojisinden anlamanız gerekiyor. Fethullah Gülen Mehdi olduğu için ve Mesih de olduğu için aynı zamanda dünyaya onun açtığı okullarıyla barış gelecek. Kendisiyle mücadele edenler ise işte satanistler, Illuminaticiler falan filan uzun hikayeler. Biraz daha ezoterik bir hava var buralarda. Bu işleri araştıranlar bilir. Ancak bizim odaklanmamız
odaklanacağımız nokta cemiyetin Türkiye ayağı. Bu yüzleri görülen kişilerin oturduğu masa. Cemiyetin başkanı Mehmet Aziz Tarman. Yaşar Büyükanıt başta olmak üzere birkaç kişiden oluşturulmuş bir karakter olsa da genel olarak sabitayist askerleri temsil eder. Gizli Yahudidir ve hocamıza komployu bu yüzden kurar. FETÖ mitolojisine göre değerlendirmeniz gerekir bunu. Bunlara göre İlluminati Mehdimize karşı komplolar düzenliyor. Sabitayistler de Türkiye ayağı. Hatta dizinin sonunda zincirlere vurulan Mehmet Aziz Tarman itiraf ediyor. Benim asıl savaşım Allah'la diye. İyi de. Aga, gizli Yahudi değil miydi bu derseniz orasını karıştırmayın, pek önemi yok. Tarman hoca efendimizi kenara alır hemen dizinin başında. Aa bak, senin hakkında rapor var der. Vay utanmaz vay. Hocamız ise bunun hemen iftira olduğunu söyler. Nasıl buldun? Kimlik belgelerim hariç doğru olan tek bir bilgi yok. Herkes böyle düşünmüyor ama. Anlamadım. Bak Tahir, seninle açık konuşacağım. Gerek devlet içinde gerekse diğer etkin çevrelerde bu dosyada yazılanların doğru olduğuna inanan hayli fazla insan var. Yani benim gizli bir örgüt kurduğumu, devlet düzenine karşı olduğumu düşünüyorlar. Öyle mi? Yıllardır seni takip etmişler. Göreve geldiğimde bu dosyayı masamda buldum. Bu dosyanın gerçekleri yansıtmadığı muhakkak. Ama yine de nasıl hazırlandığını merak bile etmiyorum. Benim asıl öğrenmek istediğim, bütün bu gizli bilgileri neden bana anlatıyorsunuz? Devletin güvenliğiyle ilgili bir görevim var. Her türlü zararlı faaliyeti büyümeden tespit etmem gerekiyor. Bunun için senin bana yardım etmen lazım. Ben size nasıl yardım edebilirim ki? Her kesimden insanla diyaloğum var. Ve insanlar sana güveniyor. Hele bu son olaydan sonra daha da dikkat çektin. Sen devletini seven birisin. Görüştüğün gruplar arasında devlet aleyhine faaliyetler düzenleyenleri haber vermeni istiyorum. Tarman da biliyorum ama onlar bilmiyor diye cevaplar. Tabi bunu anlamanız için bilmeniz gerekir ki o senelerde emniyetin hazırlamış olduğu bir Fethullah Gülen raporu vardır. Bu rapordan sonra Fethullah Gülen apar topar Türkiye'den kaçar, tam tutuklanmak üzereyken. Hatta polisler onu tutuklamaya geldiklerinde yatağı hala sıcaktır. Kim kurtarmıştır onu bu rapordan? Bülent Ecevit. Zaten Bülent Ecevit içinde dizide bir karakter yaratılmış. Böyle hasta bir siyasetçi karakteri. Hoca Efendi ile yani Tahir Mutlu ile arası çok iyi bu karakterin. Çok iyi gösteriliyor. Ve onu zehirleyense, yani o siyasetçiyi zehirleyense bir doktor var. Bu doktor da Mehmet Haberal. O da sonradan dizide işlenecek. Zehirliyor böyle yavaş yavaş. Ama buralara daha gelmedik. Düşük bütçeli Polat'ımızı sahiplenen hayırsever iş adamı İhsan Sönmez'i hatırladınız mı? Kendisi Gülen'in adeta sağ kolu olan, 97 yılında ölmüş ve FETÖ'cüler arasında büyük saygı gören Kemal Erimez'dir. Fethullahçı Bolt Medya'dan mesela bakabilirsiniz, anarlar bunu. Masanın kadın karakteri Suzan Saygıner bariz bir şekilde Türkan Saylan. Dizide vakıf ve eğitim işleriyle ilgileniyor. Ancak tabii ki de iyilik için değil. Güneydoğu'da İslamiyet'i silip Hristiyanlık misyonerliği yapmak için. Tabii siz buna gülebilirsiniz ama dizideki kadın karakter, yani Suzan Saygıner, inanılmaz kötü. Tam bir cadı. İnanılmaz kötülük peşinde. Ki fiyasko. İsterseniz Tahir Mutlu'nun biletini bir süre erteleyelim. Şu anda her iki tarafta da oldukça popüler. Erteleyemeyiz. Eğer bu konuda zaaf gösterirsek meydan Tahir Mutlu'ya kalır. Haklısınız da dikkatleri üstümüze çekmemek için bir yol bulmak gerekiyor. O zaman bulun. Bu adam tehlikeli bir hal almaya başladı. Tarık Yiğit artık problem olmayacaktır. Halkı uzun bir süre bize vakit ayıramaz. Hiç olmazsa bir problemi halletmiş olduk. Dernek ve sizin aleyhinize açılan dava neden engellenmedi? Neden valilikten geçmesine göz yumuldu? Dosya tam 2 yıldır valilikteydi. Biz hep bir yolunu bulup engelledik. Ama sonunda genel gidişata paralel olarak o da ortaya çıktı. Böyle devam ederse sümen altında hiçbir şey kalmayacak. Endişelenmeyin. Yakında bu problem çözüme kavuşacak. 2 saat sonra komisyonda iç güvenlikle ilgili önemli bir toplantı yapacağız. Orada Türkiye gündemini değiştirecek en etkili malzemeyi ortaya atacağım.
irtica. Hatta biliyorsunuz, gerçi siz bilmezsiniz bunu da, bu iddianameleri okuyanlar bilirler. Gülen mensupları, Gülen cemaati mensupları Türkiye'ye geldikleri zaman Refia Gülen'in mezarını ziyaret ederler. Böyle adeta tavaf ederler. Oradan da Fethullah Gülen'in vaaz vermiş olduğu camilere giderler. Hatta oradan konuştuğu o makamı, oturduğu yerleri falan ellerler böyle. Bildiğin hac ederler orayı. Yani o derece bir mitolojisi var bu işin. Diziyi daha iyi anlamanız için anlatıyorum bunu. Dizide hocanın yardımına koşan hayırsever iş adamı Aydın Bolca vardır. Gerçekte iş adamı Aydın Bolak'tır bu. Bolak'ın torunu kripto FETÖ tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Dizide hocamızın dostu Selman Hoca diye anılan Selman Karaca Özdemir karakteri vardır. İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan başkası değil bu. Hatta Fethullah Gülen'e komplolar kurulduğu zaman, pardon Fethullah Gülen mi dedim, Tahir Mutlu'ya komplolar kurulduğu zaman bu karakter gelir onu ziyaret eder, desteğini belirtir falan. Karaman FETÖ hakkında kafa karıştırıcı açıklamalar yapmıştı hatırlarsanız. Dizide hocanın büyük hayranı olan Vedat Denizli karakteri Cengiz Çandar'dan başkası değildir. Çandar'ın şöyle meşhur ve fazla söze ihtiyaç duymayan bir videosu var. Dizide çok emniyet müdürü hocanın tarafındadır. Bunlar büyük ihtimalle organize suçların eski müdürlerinden. Hangisi olduğunu anlamak için yeterince detay yok ancak savcılardan birinin var. Savcı Ferhat Sark karakteri Cumhuriyet Savcısı Talat Salk'tır. Talat Öcalan'ı sorgulayan DGM savcısıdır. Şimdi tabii bu devam etmeden evvel şurada altını çizmek istediğim bir olay var. Dizide çokça kere ya bizden ne istiyorlar ki diye böyle ağlayarak, böyle kendilerini acındırarak böyle çok zulmediyor, ediliyor ya kendilerine. Öyle sahneler vardır ama işin absürt yanı, yani hiç kimseyle alakam yok diyen Tahir Mutlu'nun yanında belediye başkanları, savcılar, avukatlar, polis müdürleri bunlar vardır. Yani polis müdürü, avukat, savcı falan geliyor yanına diyor ki hocam sizden ne istiyorlar, sizin kimseyle bağlantınız yok ki falan böyle. Ama yanında anasını satayım devletin yarısı var. Tabii hangi karakter gerçek hayatta şimdiye kadar anlamış olmanız lazım. Yani videonun bu dakikasına kadar anlamışsınızdır herhalde. Hangi kişilerle gerçekte anlaşılıyorsa dizide iyi gösteriliyor. Hangileri de düşmansa dizide kötü gösteriliyor. Şimdi gelelim bu düşmanlara. Düşmanlardan biri Ali Osman Pak karakteri. Ali Osman Pak, Osman Ak. Osman Ak kim diye sorarsanız, dönemin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak'ın hazırladığı ve Emniyet Müdürü Cevdet Saral tarafından 1999 yılında üst mercilere gönderilen FETÖ raporu tehlike boyutunu gözler önüne seriyordu. Raporun ardından Ak görevden uzaklaştırılırken Gülen ise yurt dışına kaçtı. Size daha yeni bahsettiğim olay. Tuncer Bey karakteri, tabi dizide Osman Ak karakterimiz, böyle düşmanlıktan. Anlatabiliyor muyum? Yine yani sebepsiz aslında. Karakterlerin hepsi kötülükten böyle. Çok kötü oldukları için. Yani rapor hazırlıyor ama işte niye Tahir Mutlu aslında suçsuz falan filan. Tuncer Bey karakteri masanın yazılı basın işlerini yönetiyor. Gerçekliği ise Ciner grubundan Turgay Ciner'e bir gönderme bu. Cemaat baskısı fayda etmiş olacak ki Ciner biraz daha pozitif dönüyor cemaate. Ve Tuncer Bey karakteri de diziden buhar oluyor. Dizide yine hocanın düşmanı ve masada oturan Faik Cesur karakteri Faruk Yalçın'dır. Dizide Nuri Alçon'u canlandırdığı Arif Zorlukaya karakteri aslında Ergenekon sanığı, pardon tanığı Ulfi Çetinkaya'dır. Bakın bu dizi Ergenekon'dan 4 yıl evvel yayınlanmış. Neden mi tanık? Çetinkaya verdiği himmet karşılığında korumaya alındı, tanık oldu. Hatta ortağı İranlı Zindaşti'yi de koruma altına alan Zekeriya Öz, bu ismin gizli tanık olarak verdiği yalan ifadelerle FETÖ'cü olmayan hakimleri görevden uzaklaştırdı. Bu hakimlerin yerine gelen FETÖ'nün hakimlerine Zindaşti'yi tahliye ettiren Öz, 50 kilo eroinle yakalanan Zindaşti'nin yeğeni Nihat Aşan'ı da 500 bin euro karşılığında serbest bıraktı. Dizide sahte din alimi ve çok büyük Tahir Mutlu düşmanı Şah Veli karakteri var. Şah Veli karakteri dizinin en pis, en gülünç, en çok dalga geçilen, aşağılanan, karikatürize edilen karakteri. Kim bu Şah Veli karakteri gerçekte? Haydar Baş. Haydar Baş'ın neden bu kadar sapkın gösterildiği malum. Baş'ı temsil eden karakter ruh hastası, seks manyağı, genç kızlara sarkan, 5 eşi olan uyuşturucu bağımlısı bir sahte hoca. Hasmını Türk yönünde daha küçük düşürebilir misin? Sürekli domuz sesleri çıkarması da bir yana, cemiyet buna para veriyor, diyor ki git hocayı bitir, parti kur, televizyon aç, gazete kur diye. O da onları yapıyor emir üzerine. Tahir Mutlu cemaati mensubu genç kızlar komployla içeri alınıyor. Ağızları gözleri kan içinde sorgulanıyorlar. Sorgulayan polisler cemiyetten emir alıp operasyonu yapıyor. Emri beklerken de rakı içerken görüyoruz kendilerini. Sadece hoca yanlısı polisler üniformalı bu arada. Diğer polisler, yani onları tutuklamaya gelenler falan, hep takım elbiseli. Onlar polis değil yani. Haydar Baş'ın komplosuyla içeriye alınan kızlar dik duruyor, konuşmuyorlar. Hadi konuşacak bir şey yok ki zaten, hiçbir şey yapmadılar diziye göre. Polis daha her yerini aramadık diyor ve bir böyle bir sırıtma, piç sırıtması atıyor. Fantezine sokayım Fethullah.
Tabii tüm bu komplolar çöker ve hoca tüm Türkiye önünde aklanır. Bu arada bu çok yaşanan bir şey. Her bölüm bu yaşanıyor. İftira atılıyor ve bölümün sonuna doğru böyle bir sürü gazeteler geliyorlar. Bütün televizyonlardan yayınlanıyor. Orada hoca efendileri böyle açıklama yapıyorlar. İşte bize atılan iftiralar falan filan böyle. Ardından hocanın annesini de sorguya alırlar. Dikkat ederseniz sadece kadınları içeri alıyor. Zulmediyor polis. Ne de olsa erkeğe türban takacak halleri yok. Tabii hocamızın taraftarı polisler boş durmuyor. Kendilerince bilgi topluyor ve araştırma yapıyorlar. Tabii ki de karşı taraftan bu kadar zulmedilince bizim polis arkadaşlarımıza bir şey yapmaları gerekiyor değil mi? Bakın psikolojik olarak nasıl bir aklama var. Karşı tarafa bir şey yapmak zorunda kalanlar. Aslına bakarsanız elde net bir rapor var. Bu rapor yüzünden Tahir Mutlu, ki Tahir Mutlu'nun dizide de savcılarla şununla bununla bir sürü bağlantısı var. Buna karşı sorgulama yapılıyor ve yine Tahir Mutlu hayranları tarafından yetiştirilen polisler illegal olarak araştırmalar yapıyor. Ama bu dizide öyle lanse edilmiyor. Hani öyle lanse ediliyor ama öyle gösterilmiyor. Yoksa diziyi düz izlerseniz, analitik bir şekilde izlerseniz gayet net bir şekilde illegal bir araştırma yapıyor polisler. Ama neden yaptık var. Niye? Çünkü işte bir saniye evvel orada başörtülü kızlara edilen zulümleri falan gösteriyor. Bu arada yaptıkları araştırmalar şurada gördüğünüz örgüt yapısı gibi. Yıllar sonra Ergenekon davalarında tıpatıp aynı şeme kullanılacaktı. Tabi hocamızın hiç kimsesi yok. Bir tane okulları var, zar zor geçindirdikleri. Yanlarında gönül veren 2-3 polis ve savcı. Hüsnü Gezgin adlı bir Müslüm Gündüz ve Fehime Kartal adında bir Fadime Şahinimiz de olduğuna göre acmendileri de işleyebiliriz. Tabi bu versiyonda Cemiyet hocamız da bu tarikatlar gibi göstermek için emirle yapıyor bunu. Ancak enteresan olaylardan biri Necmi Sebitoğlu karakteri. Elbette şehit Necip Hablemitoğlu'nu canlandırıyor bu karakter. Hablemitoğlu FETÖ konusunda Türkiye'yi ilk ve en net uyaran aydınlardan biriydi. 15 Temmuz sonrası 32. güne yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Berant dahil FETÖ yakını diğer konuklar alay alıyordu kendisine. Hablemitoğlu bu uyarısının bedelini şehit edilerek ödedi. Sol gözünden vurulmuştu. Gelin bakalım FETÖ bunu dizide nasıl anlatıyor? Dizide televizyondan hocaya iftiralar atıyor. Bu olayları televizyondan izleyen mazlum Tahir Mutlu taraftarları "Hocam Allah aşkına bunlar nasıl iftiradır?" diye feryat ediyor. Tahir Mutlu ise "Allah ıslah eylesin" diyor. Arkadan da şu acıklı STV müziği çalıyor. Tabii ki Emri dizimizin kötü kadını Türkan Saylan veriyor. Çık TV'lerde hocayı kötüle diyor. Emri yine Cemiyet veriyor yani. Bu yüzünden beyefendinin projesiyle bir türlü ilgilenemedik. Merak etmeyin. Tahir Mutlu hakkındaki davayı halledelim. Ona da sıra gelecek. Siz bilirsiniz. Bu arada savcının iddianameyi basına okuması çok iyi oldu. Bu sayede medya bütün detayları yayınlayabildi. Oradaki aslan payı o kabiliyetsiz Metin Yücel'e değil, bana ait. İddianameden çoğaltıp kitap halinde medyaya dağıttırdım. Ancak sonradan karakter dönüyor. Siz iftiracısınız, sizinle çalışmam diyor karakter. Hoca efendiye bir sürü iftira atıyorsunuz diyor, bana da zorlattırıyorsunuz diyor. Bak. Fethullah anlat bakalım. Cemiyet bunun üzerine ölüm emrini veriyor kendisine. Yani Fethullah Gülen'i kötülemek istemediği için öldürülüyor. Yanlış anlaşılmasın. Fethullahçı polisimiz de Hablemitoğlu'nu kurtarmaya gidiyor. Ancak Cemiyet erken davranıp öldürüyor. Böylelikle FETÖ işlediği cinayeti Cemiyet'e devrediyor. Birkaç sene sonra Ergenekon davasında da aynı sonuca varılıyor. Tabi dizide ahlaksız Cemiyet cinayeti Tahir Mutlu hocamızı yıkmaya çalışıyor. Hainler. Şimdi diğer karakter de Nurettin Veren. Gülen'in yıllarca sağ kol olarak görev yapmış birisi bu. Birçok politikacı ve ünlü simayı Gülen ile tanıştırmış kişidir. Daha sonra aralarında anlaşmazlıktan dolayı ters düştüler ve Veren 20 yıldan fazla süredir FETÖ uyarısı yapıyor. Bakın 20 yıldır. Dizide bu konu çok basit şekilde işleniyor. Hocamızın düşmanları para veriyor. Nazım Alan karakteri Nurettin Veren işte para karşılığında hocaya sallıyor. Ancak hoca yine tüm Türkiye önünde aklanıyor. Dizinin bir başka bölümünde Cemiyet artık planlar bitiyor çünkü. Askeriyede Tahir hocamızın hayranının birini bulup Tahir hoca askeriyi ele geçiriyor diyeceğiz diyor. Vay be. Yani TSK'ya sızma yok ha. Emniyette de olduğu gibi hoca efendi gönüllüleri var. Bir diğer karikatürize edilip aşağılanan kişi dönemin Ankara Emniyet Müdürü ve FETÖ hakkında rapor aktardığı için görevden alınan Cevdet Saral. Dizdeki adıyla Cevat Oral. Oral. Anladınız mı? Mümin latifesi. Yücel Nesrin adıyla Aziz Nesin, Taşkın Hoca adıyla Yaşar Nuri Öztürk var. Necmettin Erbakan, Tayyip Erdoğan, Süleymancılar, Hasan Mezarcı, Seyhan Sisi Soylu. Bu liste böyle uzar gider. Dizinin ana görevi FETÖ karşıtlarını fişlemek, ufuktaki Ergenekon davaları için kamuoyu oluşturmak. Ayrıca Fethullah Gülen hasımlarını aşağılamak, dalga geçmek, küçük düşürmek ve psikolojik baskı oluşturmak. Ne tesadüf ki dizinin bir numaralı hayranı Bülent Arınç. STV'de verdiği röportajda diziyi yere göre sığdıramıyor. Yetmiyor, diziyi meclise taşıyor. Arınç diziyi överken en hayranlık duyduğu karakterin Tahir Mutlu, yani Fethullah Gülen olduğunu belirtiyor. Ahmet Büken soruyor. Efendim, sizi dizide en çok Mehmet Aziz Tarman mı etkiliyor?
Bülent Arınç: hayır, beni en çok Tahir Mutlu, Fethullah Gülen etkiliyor. Ahmet Büken: Bursa'da onları gördüğünüzde neler hissettiniz? Bülent Arınç: çok hayret ettim ve çok sevindim. Bursa'da ben bir ödül törenine davet edilmiştim. Doğrusu onların orada olacağı hiç aklıma gelmezdi. Devamında dizi için devam etmesini diliyorum ve halk tarafından da büyük bir beğeniyle izlendiğini, takip edildiğini görüyorum. Arkadaşlarımız bu ödülü hak ederek aldılar. Yapımcı arkadaşımız da oradaydı. O da kendi hatıralarını anlattı. Bu arada bu FETÖ kaçkını kişi, yapımcı arkadaşımız dediğim. Samanyolu televizyonunda her cuma akşamı gerçekten büyük bir ilgiyle takip ediyorum ve kaçırdığım günler olursa onu da perşembe günleri telafi ediyorum diye ekliyor Bülent Arınç. Arınç mecliste de diziyi övüyor, olayların ve karakterlerin gerçek olduğunu söylüyor. Dinleyelim bakalım. Bülent Arınç devam etti. Ben size düğmeye basanı söylerim ama bu konuda başka soru sormayacaksınız. Gerek ekrandakiler gerekse programa katılanlar müthiş bir bekleyiş içine girdiler. Programı sunan Melih Meriç, bu cevap karşısında bu riski göze alıyorum, buyurun söyleyin dedi. Bunun üzerine Bülent Arınç, düğmeye basan kişi Mehmet Aziz Tarman'dır. Kendisi kanlı canlı yaşıyor. Ulusal Güvenlik ve Strateji Komitesi Başkanı'dır. Daha da enteresan bir olay, dizide de parodi karakteri bulunan Mehmet Haberal'ın başından geçiyor. Daha tutuklanmadan STV tutuklandığı haberini yapıyor. Fethullahçıların kanalı altyazı geçiyor. Mehmet Haberal tutuklandı. Bu haber o anda çok dikkat çekici. Nedenini adliyede Haberal'ın yakınlarıyla birlikte durumu izleyen eski bakan Yaşar Okuyan anlatıyor. Adliyede kafeteryada hep birlikte bekliyoruz. Birkaç TV kanalı açtık. Baktık, Fethullahçıların kanalı altyazı geçiyor. Mehmet Haberal tutuklandı diye. Oysa biz oradayız. Hemen avukatlarla bağlantı kuruldu. O anda tutuklama yok. Avukatlar Haberal şu anda sorguda dedi. Aradan yarım saat geçti. Haberal'ın tutuklandığı açıklandı. O kanal daha tutuklama olmadan tutuklama haberini verdi. Ergenekon davasındaki suçlamalar, deliller, olaylar, iddialar birebir dizide işlenmişti. Yine dizide karakter olarak bulunan Albay Çiçek diziden 6 yıl sonra tıpkı dizi karakterinin yapmış olduğu suçtan yargılanıyor. Bu bahsetmiş olduğum ABAN toplantılarına katılmayan ünlü siyasetçi, gazeteci, akademisyen yok. Her partiden, her gazeteden birileri var. FETÖ'nün prime dönemi. Şimdi FETÖ dizileriyle dalga geçebilirsin. Ancak bu diziyi Hoca Efendi'ye yapılan zulme bak ya diye gözyaşlarıyla izleyen milyonların, izledikleri şeylerin tıpatıp aynısını yıllar sonra gerçek mahkemelerde görünce hissettikleri o gururu, eminliği anlayabiliyor musunuz? Dizinin finali ise pek bir manidar. Tahir Hoca'ya bir çocuk sorar. Çocuk, şimdi her şey bitti mi? Tahir Mutlu, hayır, her şey asıl şimdi başlıyor. Gerçekten de asıl 4 sene sonra başlar her şey.